Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz dünyaya geldiği gece Sava Gölü neden kurudu? Peygamberimizin dünya teşrif ettikleri gece meydana gelen olaylar aslında bir açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdeliyor. Bir açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden bir açıdan da o gün meydana gelen olaylara dikkat çekerek Bunlar Allah'ın izni olmadan yapılan işlerdir. Ve bunlar İslam'a, imana aykırı şeylerdir. Tevhide aykırı şeylerdir. O gün dünyaya gelen zat Allah'ın izni olmadan mukaddes sayılan şeyleri kaldıracak ve şirk unsurlarını yok ederek tamamen tevhid unsurlarını yerleştirerek demiş oluyor. İşte o gün Taberiye veya Sava Gölü olarak bilinen gölün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldikleri gece tamamen kuruması ve su diye bir şeyin kalmaması demek ki o zat Allah adına, Allah namına olmayan, Allah'ın izni verilmeden mukaddes sayılan şeyleri yok edecek, kaldıracak, hem gönüllerden hem de fiil olarak ortada bulunan yerlerden şirk unsurlarını temizleyecek diye anlayabiliriz